Ramazan ayının hemen ardından Ramazan bayramının mutluluğunu yaşamanın içerisindeyiz. Bu bayramda misafirlerimize bu sıcak yaz gününde ne ikram edeceğiz diye düşünüyorsanız sizin için ufak ama aynı zamanda evinizde yapabileceğiniz lezzetli tatlıların tarifini almaya geldik. Şimdi hep birlikte girelim ve o tatlarımızın nasıl yapılacağını öğrenelim. Ramazan bayramını şeker tadında geçirelim dedik ve sizler için kolları sıvadık. Bugün birbirinden lezzetli tatlılarla evinize bayram misafiri olacağız. Peki bu tatlıları kim yapacak? Bugün dev bir kadro var yanımda. Sol tarafında yemeklerin ustası şef Birsen Güner. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz Sultan Hanım. Herkesin bayramını kutluyorum. Biz de bu bayrama iki tane tatlıyla tat katacağız. Tatlılarımızdan biri keşküllü fukara, diğeri de elmalı kafeslenmiş elmalar diye çok güzel bir tatlı olacak. Evet, tatlılarımızın yapımına birazdan geçeceğiz ama dev kadro dedik. Sağ tarafımda da peki bu tatlı ne kadar faydalı? Bayramda neler yiyeceğiz? İşte besinlerle ilgili aklınıza takılan her sorunun cevabını alacağımız diyetisyen Duygu Güner var. Efendim sizin de bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Herkese sağlıklı, afiyetli bir bayram diliyorum. Dev kadromuzu tanıttık. Şimdi de yapımına geçelim. Hangi malzemeleri kullanacağız Birsen Hanım? İlk önce keşkülle başlayacağız. Keşkülün malzemeleri çok basit zaten, çok pratik. Sütümüz olacak. Onun için 1 litre süt kullanacağız. Nişasta kullanacağız onun içine. Bu da hangi nişastasını? Mısır nişastası. Mısır nişastası kullanacağız Sultan Hanım. Neden? Çünkü daha parlak yapıyor. Sütlü tatlılarda özellikle mısır nişastasını biz tercih ediyoruz mutfaklarda. Onu da öneririm. O zaman izleyicilerimiz bu bilgiyi de bir yere not etsinler. Tatlılarda özellikle mısır nişastası. Çünkü sunumda daha parlak görünüyor diyoruz. Bunun içinde vanilya koyacağız kokusu güzel olsun diye. Tarçın koyacağız. Bu zaten beslenme üzerine, bununla Duygu Hanım da eminim bilgi verecektir. Şeker konusunda bizi birazcık daha dengeleyecek. Çok fazla şeker tüketmemizi engelleyecek bir besin. Onun içinde bir de şekerimiz var. Şekeri de aslında 200 gram bu tarife göre daha güzel kıvamında, fakat 100 gram da son derece yeterli oluyor. 100 gram dediğiniz ne kadar oluyor mesela? 1 bardağı gayet yeterli bu tarif için. 100 gram. Bütün malzemeleri bu. Bu kadar kolay bir tarifi var sanırım. Çok kolay, hem de yemeklerin üzerine de çok güzel bir şekilde insanı yormayacak bir tatlı. Hemen yapımına başlayabiliriz isterseniz. Tamam, başlayalım o zaman. Sütümüzü ilk önce koyalım ki diğer malzemelerimiz daha rahat karışsın. 1 litre süt, 100 gram şeker. Şimdi ne var? Şimdi nişastasını ilave edeceğiz. Ne kadar nişasta koyalım? Nişasta 60 gram. Bu da ben kolaylaştırayım işlerini hanımların evlerde. 4 yemek kaşığına denk geliyor. Evet, mısır nişastası kullanacağız. En son vanilyasını koyuyoruz. Üzerine de tarçınla servis yapacağız. Birsen Hanım, bir şey dikkatimi çekti. Keşküllü fukara adı. Yani ilk kez duyuyorum. Eminim izleyicilerimiz de bu ismi ilk kez duyuyordur. Bir hikayesi var mı? Muhakkak olmalı gibi. Evet, kesinlikle var Sultan Hanım. Aslında bu Osmanlı zamanından gelen bir tatlı. Hikayesi de şöyle. Bu halk arasında yapılan, az malzemeyle çünkü yapılan, bir yani az maliyet gerektiren bir tatlı. Fakat bir gün sultanlardan, Osmanlı hanedanındaki sultanlardan birinin canı keşkülü fukara çekiyor bu hamileyken, aşeriyor. Diyorlar ki Sultan Hanım, size yakışmaz bu tatlı, çok basit bir tatlı. Ama işte öyle geçer hep yazılarda. Çekmiş sultanın canı bir kere keşküllü fukara diye. Ondan sonra da saray mutfağına da girmiş bu tatlı aslında. Birsen Hanım, peki sadece keşkül değil de böyle bayram deyince aslında akla böyle baklavalar, şöbiyetler, daha Türk mutfağından lezzetler geliyor. Tabii ki, bence de onlar bayramın olmazsa olmazları. Ben de çok severim. Bence her sofrada onlar da olmalı. Bir sataşma var bu taraftan. Evet, diyetisyenim. Evet, burada bir diyetisyen olarak el koyuyorum şimdi duruma. Olmaması gereken şey bu bayramda şerbetli tatlılar. Çünkü şerbetli tatlıları tükettiğimiz zaman kan şekeri seviyemiz birden yükseliyor ve çok ani bir şekilde de düşüyor. Bayramın olmazsa olmazı o bayram tabakları, baklava, yaprak sarması ve börek, nereye gitsek hep aynı tabak ikram ediliyor. Ne yapalım, yemeyecek miyiz? Nasıl dayanacağız? Şimdi kabul ediyorum, çok lezzetliler. Yani bunu inkar edemeyeceğim ama her gittiğimiz evde bu ikramları kabul ettiğimizde gerçekten çok yüklü bir kalori almış oluyoruz. Dolayısıyla çok az miktarda, belki de insanları reddetmeden, kırmadan ama çok tadarak ve hafif bir... Keşkülle kesiyorum ama artık bir sataşma da bu taraftan geldi. Evet, keşkülle. Keşkülümüzü artık ocağa koyalım, o da pişmeye başlasın, tamam. Bayram soframızda yerini alsın.
Birsel Hanım şimdi pişirme kısmı değil mi? Evet, artık ocağın üzerine aldık keşkülü fokaramızı. Peki kısık ateşte mi yoksa böyle yoğun bir ateşte mi pişireceğiz? Çok yüksek ateş olmamasını tercih ederiz. Çünkü altı çabuk tutar sütlü tatlıların. Hem karıştıralım hem de hafif orta ateşte. Kaç dakika? Yaklaşık bir 20-25 dakika içinde pişmiş olur. Dibine tutar mı keşke unutursak? Kesinlikle tutar. Sütlü tatlıların hepsi tutar. Sürekli karıştıralım. Bunu karıştırmak için tabii birini bırakalım, karıştırmayı bırakmayalım. Duygu Hanım'ı mı çağırsak acaba karıştırmak için, ne dersiniz? Bu tatlı işini hiç karıştırmayalım ya da. Öyle diyorsunuz. Neyse, bu dedikoduyu da almış olduk. O zaman birisine emanet edelim keşkülümüzü ve biz geçelim diğer tatlımıza başlayalım. Tamam. Keşkülü mutfakta emanet edecek birisini bulduk. Şimdi sırada ikinci tatlımız var. Hangi tatlıyı yapacağız? Şimdi kafesli elmaları yapacağız. Milföy hamuruna sarılmış kafeslenmiş elmalarımız var. Tamam. Onun için biraz ortalığı toplayıp malzemelerimizi getirelim. Ev hanımlarının vazgeçilmezi değil mi? Mutfakların olmazsa olmazları. Kullanacağı. Tabii, kızınca da işe yarıyor biliyorsunuz. Bir sır vereyim. İnşallah Birsen Hanım bunu bana kullandırtmaz. Duymamıştır diyelim. Efendim? Merdane sizde bugün satın alın. Eyvah. Yandık diyebiliriz. Çok başarılı değilimdir çünkü. Ben de yardım edeyim size. Malzemelerimizi getirdik. Birsen Hanım sayalım mı? Bayağı çok malzeme görüyorum ben burada. Evet, bu seferki gerçekten çok malzemeli. Yine çok evimizde olan malzemeler. Hepsi çok basit. Bunun için istedikleri kuru meyveleri ve kuru yemişleri kullanabilir izleyenlerimiz. Burada kuru kayısı kullanmayı tercih ettim. Ben kuru üzüm vardı elimde. Ceviz vardı. Hurma vardı. Çünkü Ramazan'dan çıktık. Genelde evlerimizde vardır. Onun dışında biraz pekmez. Çok az tereyağı, milföy hamuru kullanacağız. Onun dışında elmamız var, asıl kullanacağımız malzeme. Çok azıcık da şeker ilave edeceğiz. Yumurtayı da çırptı. Yumurtayı üzerine sürmek için kullanacağız, içine koymayacağız. Malzemelerimiz çok basit, gerçekten doyurucu, lezzetli bir tatlı olacak. Duygu Hanım, ne diyorsunuz? Bayağı çok malzeme var, pekmez var, kuru meyveler var, şeker var ayrıca. Biraz şeker oranı yüksek bir tatlı mı yaz için? Aslında çok az. Bakın, biraz önceki bu arada fukara tatlısıydı. Bu da zengin tatlısı oldu galiba. Çünkü çok fazla malzeme var görünen o ki. Evet, bu bereketli, Ramazan'ın bereketiyle gelen bir tatlı oldu. Kesinlikle bayrama yakışacak bir tatlı. Sataşmalar karşılıklı devam ediyor. Tatlı sataşmalarımız olacak tatlı tabii. Tatlı tatlı diyelim. Evet. Aslında baktığınızda çok az bir şeker var. Hı-hı. Ciddi miktarda bir şeker yok. O zaman isterseniz başlayalım nasıl yapıldığına. Başlayalım. Elmaların içine oyacağız. Bu malzemeleri, gördüğünüz bu malzemelerin hepsini içine dolduracağız. Ve sonra onu saracağız milföy hamuruyla. Bu arada altından da hafif şöyle minik bir parça keseceğim. Elmanın ki rahat otursun koyacağınız tepsiye veya borcama, neye koyarsanız. Daha sonrasında da ortasından oymaya başlayın. Birazcık daha yumuşak elmalar tercih edebilirsiniz rahat oymak için. Siz elmaları oyarken biz de diyetisyenimiz Duygu Hanım'la demin bir sohbet ediyorduk, yarım kalmıştı. Bayramda neleri yiyelim, neleri yemeyelim diye 3 öğünden bahsetmiştiniz değil mi? Kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği. Neler yiyelim, neler yemeyelim? Aslında kahvaltıyı hafif yapabiliriz. Hem bedenimizi de alıştırmaya başlayacağız. Çünkü gerçekten kahvaltı yapmadan bir ay geçirdik. Dolayısıyla şimdi artık başlayacağımız kahvaltıları öyle çok şu an zengin değil ama zaten tatlılar kaçacak biliyoruz ki bu bayram sürecinde. Hafif bir kahvaltıyla yumurtanın, peynirin, zeytinin, tahıllı ekmeklerin bulunduğu bir kahvaltıyla ve mevsim söğüşlerinin, sebzelerinin olduğu bir kahvaltıyla geçiştirelim derim açıkçası. Öğlen ya da akşam tüketeceğimiz ana öğünlerde ise yine ağır yağlı, kızartmalı, hamur işi türü gıdalardan değil de daha ızgara etler ya da sebzeler, zeytinyağlı sebzelerden oluşan yine hafif ana öğünlerle devam etmekte fayda var. Çünkü ne diyoruz? Bayramlarda biraz tatlıyı yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Çünkü 30 günlük bir süreç, akabinde gelen bir şeker bayramı, yani tatlı bayramı da diyebiliriz aslında. Akşam. Duygu Hanım, çevremde gördüğüm en büyük bir durum var şu an. Oruçtan çıktık ve herkes biraz kilo aldı. Öğün atlamaya başladılar. Bir de hava da sıcak. Ne diyorsunuz bu tarz diyetler yapanlara? Aslında öğle saatlerinde, sıcak saatlerde çok hafif şeylerle geçiştirilebilir. Yani salatalarla ya da çok az yağlı, zeytinyağlı sebze yemekleriyle geçiştirilebilir. Çünkü sindirimi zorlamayan besinler sıcak saatler için daha ideal tabii ki de. Bir de şu yapılabilir. Eğer gerçekten bu ikramlardaki tabakları kaçıran, yani miktarı kaçıran insanların akşam özellikle hafif beslenmesinde fayda var. Bilgileri de aldık. Burada
Elmalar oyulmuş görünüyor. Evet, elmaları oydum. Artık içine geri kalan malzemeleri koymak kaldı. Onun için de sizi bekledim. Bütün bütün mü koyacağız yoksa doğrayacak mıyız onu? Doğrayacağım ki hepsinden biraz daha gelebilsin diye. Tamamını kaplamasın çünkü kayısılarımız biraz daha büyük mesela. Ben biraz da sizi izleyicilerimize tanıtmak istiyorum Birsen Hanım. Bulunduğumuz yer Birsen Hanım'ın kendi restorantı. Bugün bize bu bayram gününde kapılarını açtı, kendi mutfağını açtı. Ustalık nereden geliyor? Bu aslında benim küçüklüğümden beri sevdiğim bir şeydi. Yemek yapıp sevdiklerime sunmak tam da aslında bayrama uygun değil mi? Bayramın konusuna evet. Uygun bir şey. Ben herhalde biraz anne çalışan bir annenin çocuğu olduğum için de böyle sunumları çok özenirdim, güzel sunumları. Çünkü annemin çok vakti olmazdı. İlk öyle başladı. Anneannem de iyi bir aşçıdır. Anne tarafım Bolulu. Elimiz lezzetli yani ailecek. Ben de bu işin eğitimini de aldım tabii. Onu tam o noktaya gelmek istiyorum. Yani evet bir yetenek var, bir kabiliyet var ama aynı zamanda da eğitim var. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunuyum. Arkasında İtalya'da bir şeflik eğitimi aldım. Türkiye'de çeşitli şeflik ve mutfak eğitimleri aldım. Arkasından da bu küçük kendi yerimi açtım. Artık kendi yerimi mutfağındayım. O zamandan beri de burada misafirlerimi ağırlıyorum. Ben şeyi merak ediyorum. İtalya'da oraya gittiğinizde eğitime bizim mutfağımızdan da bir şeyler yaptınız mı ya da onlara tanıttınız mı? Tanıttım kesinlikle fakat inanamayacaksınız o kadar benzer mutfağımız var ki Sultan Hanım orada. Mesela orada çok şaşırdığım bir yemek kuru fasulye. Kuru fasulye yemiştim. İtalya'da. Onlar mı yapıyorlar yoksa Türkler mi orada? Hayır onlar. Onların spesyal yemeklerinden biri olarak ben Floransa'da kalmıştım. Bana şimdi hani mutfakta da olduğum için, mutfakçı olduğum için bana çok güzel bir yemek arkadaşlarım yemeğe götürdüler. Nasıldı kuru fasulye? Sunum önden gelişini gördüm. Böyle ördek şeklinde bir şeyin içinde geliyordu. Hani inanılmaz özenerek getirdiler. Yani, pişmiş miydi? Pişmiş bizim sunum. Türk hanımları çünkü bir gece önceden biz o fasulyeyi ıslatırız. Düdüklü tencerede dakikalarca, saatlerce kaynatırız. Olmuş, demlenmiş miydi o fasulyeler? Aynen bizimki gibi olmuştu. Salçası, domatesi, soğanı, her şey yerindeydi. Getirdiler. Ben bunu biliyorum dedim. Bu sürpriz yemek bizde her gün sofralarımızda olan, hepimizin sevdiği bir yemek. Ve zeytinyağlılar çünkü Akdeniz ülkesi zaten. Nasıl isterse evlerinde hanımlar bunu istedikleri malzemelerle karıştırabilirler. Ne varsa ellerinde. Kabiliyet anneden geliyor dediniz. İzleyicilerimiz görmedi ama Birsen Hanım'ın annesi de şu an buraya geldi. Onu da bir alalım. Efendim, sizi de alalım olur mu? Merhaba. Merhaba, iyi bayramlar. Ben de hepinizin bayramını kutluyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar diliyorum. Efendim, Birsen Hanım kabiliyet anneden dedi. Annem çalışıyordu ama ben ondan öğrendim dedi biraz. Ne diyorsunuz? Küçükken de böyle çok lezzetli yemekler yapar mıydı? Evet, yapardık. Beraber o küçükken hamurlarla oynamayı çok severdi. Evde kim yapıyor yemekleri, tatları? Artık ben yapmıyorum. Diyor ama bu tamamen burada beni deşifre etmemek için. Dediğim gibi eve çok iş götürmüyorum. Evde gene anne elinin lezzetini onu alıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Devam edelim biz tatlımızın yapımına. Her şey bitti sanırım. İçine her artık yerleştireceğiz. Sadece içine oyduğumuz elmaların içine bu hazırladığımız karışımı dolduracağız. Ne kadar çok isterseniz tamamen size kalmış. Biraz bol koyarsanız daha lezzetli oluyor. Tatlılarımız tamamen bitti sanırım. Şimdi fırına vereceğiz. Hayır, daha bitmedi. Daha bunları şimdi hamur açacağız. O saracağız, kafesleyip fırına vereceğiz. Ve hamur açarken de Sultan Hanım artık siz de alacağız işin başına. Beni de alacaksınız evet, mutfağın bu kısmına evet. Diyorsunuz. Evet. Hazırlık da yapmışsınız. Emir büyük yerden. Ben de sunucu olayım bir taraftan. Tamam. Mikrofon da bende. Soruları ben soracağım bundan sonra. Peki, tamam. Bakalım ne yapacağız? Ben de bir sene o kadar yetenekliyim aslında. Sorayım. Çok güzel açacağım şimdi. Doğru. Kaytardınız çok, işten. Çok tecrübesizim. Henüz oldum. Önemli değil. Ben de çok tecrübesizim. Desem de yalan. Şimdi görün. Bakın o milföyleri nasıl güzel açacağım. İnce ince açacağım. Zaten ince bunlar. Daha fazla açmaya gerek yok gibi yırtılacaklar. Oldu evet. Tatlıyı ben yapayım Birsen Hanım. Bu şöyle elmalı tartın üstü gibi mi olacak? Aynen, elmalı olacak. Pastaların üstü olacak. Gibi. Karışık. Ben tabii yapmıyorum. Evet. Satın alıyorum. Ben sizin kadar... Becerikli değilim ama bu kadar kolay ve evde bulunan malzemelerle yapılan tatlar olunca.
ben de açayım mı? Alıştım ben. Ben fark ettim onu. Bu başka meyvelerle de yapılabilir sanıyorum, değil mi? Tabii tabii, başka meyvelerle de yapabilirsiniz. Evinizde yaz meyveleri çilek olur, muz olur mu? Çilek olmayabilir bence sanki. Olmaz. Olmaz. Benim aklıma kış için ayva geldi. Kış için portakal da olur bence. Portakal bilemedim. Belki olmayabilir ama ayva sanki kış için ideal olur gibi geldi bana. İncir? İncir çok güzel. İncir de olurmuş. Evet. Aslında Sultan Hanım, biraz da böyle bu bayram neşesi, bayram sofralarının o güzelliği hep beraber yapmaktan, paylaşmaktan geliyor değil mi? Tabii tabii, muhakkak ama ben yeteneğimi de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça ince ve hiçbir şekilde yırtığı olmayan bir hamur yaptım. Benle ilgili çok dedikodular vardı, yapamaz, edemez diyorlardı ama sevgili izleyiciler, gördünüz canlı canlı nasıl hamur açabildiğimi buradan da göstermiş oldum. Artık yeter herhalde. Yeter. Artık tamam. Çizgilerini çekip biraz daha. Tamam. Bıçağı alalım. Evet Birsel Hanım, bayramın bence değil mi? Bu tatların lezzeti, yemeklerin lezzeti de hep birlikte kurulan o sofralar, birlikte yenilen yemekler onlardan geliyor. Evet. O ailelerin, seven insanların, birbirini seven insanların bir arada olması. Şu anda burada da çok keyifli zaman geçiriyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için de mutfağımıza. Biz teşekkür ederiz. Bakın daha çok yaptım bu sefer. Gayet de orantılı oldular hepsi. Yeter mi? İkinci de yaptınız hakikaten ya. İşte bilmemek değil, öğrenmemek. Ayıp, kameraman arkadaşım da buradan kahkahalar atıyor. Siz duyamıyorsunuz. Nasıl oldu? Daha iyi oldu. Muhteşem oldu. Muhteşem. Ben pastacılık da yapabilirim. Bunu ispatlamış oldum. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat çekiyor bu görüntüleri. Hamza'ya mikrofon uzatmak istiyorum. Hamza. Kaçma. Buraya gel. Ne diyorsun? Nasıl görünüyor sence? Gayet iyi. İyi değil mi? Yetenek bende de var. Alayım tamam. Ben. Tabii buyurun. Evet. Gayet kafis yaptım. Yani bu biraz bozulmuştu ama. Bu artık fırına gidecek. Tatlımızı yaptık. Ben de sizin görevinizi almış gibi oldum. Biraz ellerimiz battı ama. Ne yapalım? Fırına verelim. Aynı zamanda da bir keşküle bakalım değil mi? Onu da alıp gelelim hatta. Alıp olmuşsa gelelim, servis yapalım. Hadi. Bu arada biz onu alıp gelirken Duygu Hanım da ortalığı bir hasta düştü. Bu seferki ben de tamam. Duygu Hanım, siz tamam. De biz getirdik. Sofrayı Kur'an kaldırılmış ama size düştü. Çekiliyorum o zaman. Lütfen bir zahmet. Tamam. Şimdi fırına. Kaç derecelik fırına peki? 175-180 derece. Kaç dakika pişecek? Bu da 25 dakika daha, 25-30 dakika içinde pişmiş olacak. Sıcak servis öneriyorum bunda. Keşkül de pişmiş artık. Bakalım. Keşkül. Dibine tuttu mu acaba? Bakıyoruz. Hayır. Gerçekten. Onu anneye emanet ettik. Anneyle değmiş gibi zaten. Tamam. Şimdi artık bunu da alalım, yanımıza götürelim. Kaplara koyalım. Diğeri de pişince hepsini servis yapabiliriz. Mis gibi kokuyor Birsel Hanım. Harika görünüyor ve de. Şimdi kablara koyacağız ama bu arada söyleyelim, buraları da Duygu Hanım topladı. Duygu Hanım bu kabları bulmuş, getirmiş. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. Yardımcı olabildiysem sizlere oldunuz. Mutlu. Program boyu biraz sataşmalar yaşandı ama. Olacak o kadar. Olacak o kadar. Niye olacak? Çünkü gelin görümce, buradan izleyicilerimize de söyleyelim. Duygu Hanım Birsel Hanım'ın abisiyle evli. Tam bir gelin görümce aslında tartışmasının, tatlı tartışmasının diyelim, arasına düştük biz bugün. Nasıldır aranız? Birsel Hanım size yapar mı evde de bu lezzetli tatlılardan? Aramız çok iyidir. Maşallah. Yapar. Zaten bu işin eğitimini almışsınız ama gelin nasıl evde? Yani gelin yapar mı? Şu bayramda bir şey yapalım, bir sohbet edelim sizinle. Duygu Hanım mesela bir bayram kahvaltısı hazırladı mı size? Hazırlar, çok da güzel hazırlar. Ayrıca da şöyle bir şansımız oluyor tabii. Hepsi de aynı zamanda kalorisi yüksek olmayan, hani güzel besleyici şeyler oluyor ama son derecede lezzetli oluyor. Onu da söylemeden edemeyeceğim bir mutfakçı olarak. Sizin kadar yetenekli yani yemek konusunda. Kesinlikle. Geline toz kondurmadılar. Pek başarılı olamadık ufak bir bayram sohbetinde gelin görümce tartışması yansıtalım dedik ama yok. Ben programın başından beri uğraşıyorum. Yok, hiç maşallah. Hiç o topa girmediler. Hiçbir tartışma yaşamadık. Teşekkür ediyoruz. Yaşamayalım da inşallah. Güzel geçiyor bayramlarımız. Birsel Hanım çok hızlısınız. Tatlılar bitmiş. Ben bir yandan da evet konuşurken arkadan tatlıları da hazırladım. Keşkülerin sunumunu, üzerine tarçınını serptim. Hatta Duygu oradan bir tane çubuk tarçın da alabilirsen, iki tane.
Kalorisi de çok az. Bunun kalorisi çok az. Diğerini de fırından çıkaracağım. İki tatlı birden bu bayram için hazırladık beraber. Afiyetle artık yenecek diyelim. Bakalım o tatlılarımız da pişti mi? Bir fırına göz atalım. Piş mi? Mutfağa bağlanıyoruz. Mis gibi kokuyor. Çünkü içinde gerçekten tarçını, kuru meyveleri, çok güzel kokan şeyler var. Çok da lezzetli oldu, emin olun. Kokusu böyleyse tadı nasıldır? Tatmak için sabırsızlanıyorum. Beraber inşallah bir bayram sofrası kurup birazdan tadacağız. Sıcaktır. Bu arada dikkat edin alırken siz, ben şöyle hemen elimle, mutfakta çalışanlar gibi aceleci davrandım ama bu şekilde alalım. Şunu da şöyle buradan kaldıralım. Artık biraz pisleyeceğiz. Bu arada üzerine çok azıcık da bu deliklerinden pekmez gezdireceğiz. Ben de pekmezi hangi kısımda kullanacağız diye merak ediyordum. Pekmez çünkü hepimizin sevdiği, alışık olduğu lezzet. Hem de böyle şerbet gibi üzerinde. Görüntüsü de güzel olacak. Süslemede biraz değil mi pekmezi kullanıyoruz? Evet. Tabu da çok güzel geçecek. Yakışıyor çünkü hepsi birbirine bu tatlar. Tabağımızı süsleyebiliriz pekmezle. Dondurma mesela olur mu bu tatlı? Evet, sıcak tatlı olduğu için dondurma çok yakışır. Bunlar da bahçemizden çiçekler. Nane yaprağı her zaman tatlılara çok güzel görünüyor. Süsleyebilirsiniz. Yine içinde tarçın var. Tarçın çubuğunu yine kullanabiliriz. Ben sunumlarda çok seviyorum. Bunu da şuradan alayım. Bayram tatlılarımız hazır. Daha önce eminim pek çok izleyicimiz de böyle bir tatlıyı denememişti. Şimdi sizin sayenizde afiyetle onlar da bayramda misafirlerine bu tatlıyı ikram edebilecekler. Evet, bunu artık bayram sofralarında yerini alabilecek bir tatlı. Tatlılarımızın ikisi de hazır artık. Hazır, evet. Aynı zamanda çok sıcak günler olduğu için, Ramazan bayramımız yaza denk geldiği için yanına dondurmayla serinletici bir tatlıya da sunmamız çok güzel. Hemen soralım, dondurma ağır olur mu? Aslında dondurma tek başına ağır olmaz ama iki tatlıyı bir arada tüketmek bazen bizim tercih etmediğimiz bir durum. Tek tek tüketmekte fayda var ya da yarım porsiyon ondan kullanabiliriz. Herkesin evinde bulunan malzemelerle kolayca yapacakları tatlıların tarifini almaya gelmiştik. Ancak burası bir aile işletmesi olunca tam da bayram sohbetinin içine düştük. Tatlılarımız tamam, her sunumu hazırlandı ve şimdi afiyetle yenmek için masada bekliyor. Açıkçası ben de o tatlıları fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü burada beni bekleyen bir de bayram sohbeti olacak. Gelinimiz var, görümcemiz var ve kayınvalidemiz var. Biz de buradan herkesin bayramını kutluyoruz. Herkese tatlı tadında, şeker tadında bayramlar nasip etmesini istiyoruz Allah'ın. Herkese iyi bayramlar diyoruz.